yeni otoparkımızda ilk merhabamız. Vay be. Bu video ne videosu ya? Nişan mı? Durun durun, nişanlanmıyoruz. Çok korktum bir an. Şimdi hemen oturayım, anlatıyorum. Evet, öncelikle merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya? Bursa'dan ilk dışarı videomuz gerçekleşmektedir. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün artık taşınmayı bir kenara bırakıp böyle bir dinlenmeye çekilip çekimlerimizi halledip nişan provama gidiyorum. Nişan Aynen. provası değil mi? Nişan elbisemin provasına gidiyoruz. Ölçülerim alınacak. Ölçülerini alacağız aslında. Prova da bile değil. Ya kumaşlar hazır. Birazcık kumaşları gösteririm ucundan böyle tahmin etmek amaçlı ama edemezsiniz. Öyle bir şey diktiriyorum ki. Dur, videoyu izleyen şey götüm. Ay götüm. Hayır, o öyle değil. Yani tahmin edemezsiniz. Normal bir nişanlık değil, anladın mı? Anlayamazsınız. Beni en büyük çeken suyun yarattığı dalga köpürtmez. Çünkü gittiğimiz nişanlarda ne yapıyorlar? Mavi gelinlikle falan dolaşıyorlar böyle, anladın mı? Öyle bir şey değil. Çok tatlış bir şey diktireceğim inşallah, bir soru çıkmazsa. Şimdi öncelikle kahvaltı yapmaya annemlere geçiyoruz. Orada ablam da Arya'ya benim diktireceğim yerden elbise diktireceği için onları alıyoruz. Arya kuşa da ölçülerini verip. Arya kuşa bile elbise dikiliyor ya. Evet, Arya abiye nereden bulundu? Alt tarafı akşam yemek yenecek. Saçmalama, teyzesinin nişanı o, tabii ki diktireceğim. Neyse, Arya kuşun da ölçüleri alınacağı için hep birlikte geçeceğiz o tarafa. O yüzden şimdi annemlere gidiyoruz. Diyor musun bir şey? Yok. Ha, sonra ne buluyorsun ya? Prova'dan çıktıktan sonra da benim bir sponsor çekimim var. O yüzden güvenlikle de arkadaş olduk. Efendim abi. Yok abi, estağfurullah, ne demek? Bir gündür havuz yok abi, sorun değil. Ne demek? Yok, helal olsun, görüşürüz. Bu konuşmadan da hemen kısaca bahsedeyim mi? Neden böyle bir konuşma gerçekleşti evet. mi? Arkadaşlıklar, biz buraya taşındığımızdan beri bizim evin önünde kamp yapılıyor. Çocuklar sağ olsun çadır kurdular güvenliğin yanına ve şikayet falan geliyor. Bu gerçekten çok, aslında güldüğüme bakmayın, rahatsız edici bir durum. Hani yeni taşındığımız bir yer, insanlar bizi tanımıyor. Çocuklar çığlık çığlığa falan, Oğuz abi, Zeyra abla diye sabahtan akşama kadar çığlık atıyorlar bildiğiniz. Bu kapının önünde, girişteki kapının önünde de değil, merdivenin oraya büyük ihtimal bu videoyu izliyor. Birisi merdivenin oraya gelmiş, bizim katımızda duruyor. Ben asansöre bastığımda çocuğu gördüm abi, fotoğraf çekebilir miyiz dedi. Dedim yani... tabii ki de. Daha sonra dedi ki, ne yapıyorsun oğlum, burada mı oturuyorsun yani, bu binada mı oturuyorsun? Yo dedi, güvenlik yok dedi, girdim. Hı? Oğlum hadi takılacağız ha. Hadi hadi sana lan. İşte bu olmamalandırız. Bizim zaten güvenlikli siteye taşınma amacımız tamamen başımıza bunların geleceğini bilmektendi. Lütfen. Bir arsa alıp ev yaptırsak, tek başımıza otursak imkan yok, oturamayız. Sen saçmalama. Güvenlik olmazsa olmaz ki. Güvenlik olduğu halde bir şekilde adamın yokluğundan faydalanıp siteye falan giriyorlar. Bu olmamalı. Lütfen dikkat ederseniz çok seviniriz. Çünkü ev herkesin kendi mahremidir. Rahat olmak isteriz. Abi kadın doğru söylüyor. Sen. Teşekkür ederiz. Tamam. Her neyse, oradan provadan çıkıp da çekime geçeceğiz. Çekimin devamında da bizim sitenin havuzunda olacağız. O yüzden ekstra mutluyum. Evet, bugün sitemizin havuzunun şezlongları, evet. şemsiyeleri gelmiş ve ben bile mutlu oldum. Bilmiyorum, çok böyle güzel gözüküyor değil mi? Tatil köyü gibi gözüküyor. Bak, taşıma videosunda bundan bahsetmiştim. Ya baksanıza ya, baksanıza. Tamam, baktık falan. ne olmuş falan. Ya bilmiyorum, bu ev bana şey vibe'ı veriyor, otel. Böyle çok tatlı bir otelde yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Full güneş görüyor, aşırı sıcak. Hani böyle kalın çoraplar, battaniyelere sarılmıyoruz diğer evdeki gibi. O yüzden enerjim tavan. Neyse, bu şekilde. Yani videonun devamında havuzda olacağız. Havuzda birazcık vakit geçireceğiz. Aşkım dikkat et, önümüze kırdı. Şerefsiz. Zekalı, nerede geçiyorsun? Kır ama tamam mı? Al, kırdım. Evet, Arya'nın annesi olabilirsin ama bu senin bagajı kıracağın anlamına gelmiyor. İyi yaptın. Bir erkeğe söylenmeyecek o söz. İyi yaptın. Şimdi uykumuz geldiği için saçımızla oynuyoruz. Allah Allah. Arya kus, bu yanakların hali ne? Bu yanakların hali ne? Ha?
kaldı. Börek kalmamış. Tabii ki bu saatte şey yapınca şuradan simit almaya gidiyorum. Tamam. Uy. Uy. Kaldı. Hop. Tamam, eğlenir benimle. Meraklı Melahat. Aa, buldum gömüyü. Sizi kurban olursa bu kız çok süslü olacak. Her şeyimi alabilirsin. Her şeyimi. Canımı da alabilirsin. Canımı da alabilirsin. Gelip seni. Delidir, yakalayın. Bizde arya kopatlık var herhalde. Ya ama çok tatlı ya. Ben böyle bir şey görüyorum. Kafası bezelye gibi, baksana ya. Arya. Nyam nyam nyam. Gel. Çektirmedi story'yi. E bozuldu. Evet, biz ölçüleri almaya geldik. Şimdi içeri gideceğiz. Arya. Hadi kalk, seni ölçüyorum. Gizem, neden korktun? Doktor dedi mi? Bu boyu alsak yeter. 25 santim. Hadi. Evet, biz ölçülerimizi verdik. Ölçülerimizi verdik. Dikime başlanıyor. Evet, biz evin altına buluştuk. Arya kuşu ablama verdim. Oğuz'la buluştuk aşağıda. Şimdi çekim yapacağım. Eczaneye doğru gidiyoruz. Sen anlat neler yaşadığın evde. Hiçbir şey yaşamadım. İnternet olmuyor arkadaşlar. Bunu anlayacağınız. Yok, internetsiziz yani. İstediği internet olmuyor bu arada. İnternet var. İstediğim internet olmayınca da yayın yaparken kopacak bağlantılar, bilmem ne, her şey olur. Göreceksiniz. Yani düşünüyorum. Zaten yayın yapmıyorsun. Yapıyorum. Aynen. Yani ayda yılda bir açman istersen açıyorsun. Onun dışında video yükleyemene sıkıntı olacak bir internet olduğunu düşünmüyorum söyledikleri internetin. Sonuçta ikisi de eş seviyede internetler, sadece farklı marka mı diyeyim, nasıl anlatayım? Ya aslında aynı değil işte, sürekli bağlantı kopunca anlarız. Burada bizim şansımız oldu. Bütün dairelerde istediğimiz internet bağlanıyor. Bizim daireye gelen kablonun üstüne inşaat haline bir şey düşmüş ve kablo hareket etmiyor. O yüzden kabloyu çekemiyorlar bizim daireye. Fazla çekerse kablo kopacak. Bu sefer hiçbir internet bağlanmıyor. O yüzden şansımız, nazarımızda bu olsun diyelim, ne diyelim. Nasıl nazar ya? Direkt işimize engel bir nazar. 3 Temmuz'da. Aşkım ne kadar olumsuzsun ya. Aşkım ne kadar olumlu olabilirim yani? Tamam, çözümünü bulduk zaten. Evinde videonu çekip yüklemeni arkadaşınla yapacaksın. Allah'tan ki böyle bir sistemi olan bir arkadaşın var. O da 3 Temmuz'a kadar bu şekilde idare edeceksin. 3 Temmuz'da da bağlamaya geliyorlar interneti farklı bir markanın. Sonrası rahat zaten. Sorun yok. Şimdi 2 dakikaya ben eczanede olacağım. Eczanede bir çekimimizi yapacağız. Orada çekimin devamlı evin havuzunda olacağız. O sırada da zaten havuza girmiş oluruz. Bu arada Oğuz internete bakmaya gittiğinde havuzda bir göz atmış ve dedi ki ağzına bütün... kadar dolu yani şu an. Bütün site havuzun açılmasını bekliyormuş. Bütün diyebilir. Site havuzda dedi ve sesler geliyor zaten, çocuk sesleri. Ama evler çok sıcak. Bak, demek ki herkes aynı kafada. Havuz açılsa da kendimi atsam yani. Bilmiyorum. İnşallah gidene kadar o kalabalık azalmış olur. Yoksa utanmaktan çekim yapamayabilirim. Ben de seni çekemem zaten utançlı. Boş yapma. Çekemem. Hadi bay. Tamam, bu daha iyi oldu. Ben hayatımda böyle bir sıcak görmedim. Çekim. Sanki Antalya'da yaşıyorum. Evet. Anladın mı ne demek istedim? Hava 30 derece, 30.
Hava 30 derece şu an. Çok sıcak. Delilendik, fıttırdık. Vallahi çok sıcak. Neyse şimdi dışarıdaki işlerimiz bitti. Çok şükür güzel bir şekilde çekimimi yaptım. Şimdi çekimin devamı evde havuz sahnesi olacak. Yani tatildeyim, kremimi sürüyorum vibe'ı. Vibe yani, anlatabiliyor muyum? Vibe. Bir eve gidelim. Evdeki çekimlerimi de halledim. Sonra havuzumuza girip akşama da mangal keyfi yapıcıyıkmışız. Kameranın şarjı çok az. Hemen eve gidip şarja takmamız tamam, lazım. Tamam hadi bay bay. Evet, videoyu çektik. Bir tane de kahve aldık. Şimdi havuza doğru çıkıp bakacağız. Bakalım havuz curcuna mı? Hazır mısın? Çok çocuk sesi gibi bakacağım. Hadi bakalım. Allah! Aa, değil mi? Güzel. Evet, çekimlerimiz devam ediyor. Bitti mi hatta? Bitti değil mi çekim? Şu an bakacak. Biz de çekim bahanesiyle havuza da inmiş olduk. Ay çok iyi. Zehra şu an... Beni çek, ben makyaj olduğumu unuttum. Suya atladım bir anda. Neyse çok güzelsin yine. Yarın buranın keyfini bir çıkaracağım. Bir güneşleniyor. Kapattım akşama kadar buradayım. Çocuklarla oyun oynayacağım. O sırada ben. Bilmiyorum, ben havuza girmek istemiyorum. Aşkım. Tamam hani gireceğim. Hı? Tamam gireceğim. Söz verdiğim video var, hatta açayım mı? Hayır açma. Abi zorla havuza giriyorum, böyle bir şey olabilir mi ya? Her neyse, güzeldi. Bugün akşam da bir mangala gideceğiz. Söyledim onu ben arada. Evet, mangala da gideceğiz. Böyle güzel bir gün oluyor. Evet, gün çok olumlu geçiyor nedense. Bizim İstanbul, boş geçmesi gerekiyor. İstanbul'da böyle değildi. Ama büyük ihtimal benim internetimin bağlı olmamasından da kaynaklı. Bunlar iyi günler, internetim bağlı olunca görür. O zaman bizim bu çekim bitti. Biraz dinleneyim. Biraz dinlensin. Çocuklar diyorsunuz. Çocuklar değerleri nereden öğreniyor? Bilmiyorum. Hep öğreniyorlar galiba. O sırada bizim çocuk. Bizim bu çocuklar küfür nereden öğreniyor? Allah belanı versin seni. İyiyim ben oruç. Seni. Acaba nereden öğreniyorlar ya? İzliyorlar böyle YouTuber'ları, tamam mı? İzliyorlar. Ya gerçekten. Oruç. Sen ya. Senin ben. O zaman biz kapatıyoruz. Çekimimiz vardı. Çekimi hallettik. Birazdan da eve geçeriz. Evde görüşürüz. Deprem oluyor. Deprem oluyor abi. Enkaz. Ağlıyor. Enkaz. Ağlıyor. Aradan kaçacak. Aradan kaçacak. Ne diyorum? Bir kaçacak. Ama sadece burası ne zaman? Bu kadarını biliyor şarkının. Biz nereye geldik? Aşkım çok eğleniyorum ben şu an. Zehra diyor ki ben burada ömürlük yaşarım. Ben de diyorum ki nasıl yani? Ben burada ömür boyu yaşarım. Şu an çocukların sesler o kadar enerji veriyor ki. Abi hayır, villaya gidiyorsun sessiz sakin. Hiç kimsenin sesi yok. Hayır, o ne ya? O yaşlanınca olacak. Ben yaşlıyım zaten. 40 yaşındayım ben. Yani ben çocuğumu bu sitede büyütmek isterim, anladın mı? Yok, ben 40 yaşındayım şu an. Hadi gidelim. Yarın geleceğiz mi? Sözler ona göre. Geleceğiz. Yemek söylemem lazım. Açım ben. Hiçbir şey yemedim. Tamam hadi çıkabiliriz. Hadi kimsenim. Biz bir yukarı çıkalım, bir de ben yemek söyleyeyim. Evet. Aşk itolar. Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim kendimi otelde hissediyorum. Bu yazlık bir yere taşınmış gibi hissediyorum. İnşallah hep böyle olur havalar. Ya ev direkt güneş alıyor. O yüzden çok mutluyum, çok enerjiyim. Neyse. Şu anda hatırlarsınız Alihan buraya girer o görüntüyü. Oğuz'un eski yayın odasında, İstanbul'daki yayın odasına bir duvar tasarımı yaptırmıştık. Zeus muydu? Bir heykelin tasarımı vardı duvarında. Şimdi yine aynı kişilere başka bir tasarım yaptıracak. Onlar geldiler. Balkonda birazcık hasbihal yapıyoruz. Tasarım üzerine konuşacağız. Bu şekilde Türk iş kafelerimizi içip planımızı yapıp sonra ben bir duşa gireceğim. Daha sonrasında da mangala kaçacağız. Hazırlanırken zaten acırım gomerim. Hadi boy boy. Evet, kahvelerini yaptım. Ortaya bir şeyler koydum. Şimdi onlar nasıl bir şeyler yapacaklarını odada konuşuyorlar. Ben de burada bugün yaptığım sponsorun editini yapacağım. Bu şekilde. Sonra da bıcı bıcı yapmaya. Evet. Hemen fit check. Aşko, fit check yapıyoruz. Koş. Ben yine beyazlar ve pembeler içerisindeyim. Aşkım yine simsiyah karalara bağladı. Arkadaşlar bana fit check yapmayın çünkü altındaki düğmeleri bağlayamadığım için düğmeler açık ve fermuarda inik şu anda. Çünkü sığmıyorum gerçekten. Bayağı kilo almışım. Aferin aşkıma. Şimdi biz hemen yemeğe kaçıyoruz bu arada. Bu arada. Tamam, arabada bahsedeyim o zaman, kapat. Evet, hemen size planımı
hayatınızı anlatıyorum. Duşa falan da girmedim bu arada, duşa girerim demiştim. Ama gelen insanlar biraz geç kalktığı için, planlı program geç uzun sürdüğü için direkt saçımı spreyledim. Mangal da yalan olmuş. Saat çok geç olduğu için ve görüşeceğimiz hanımefendiciğim hamile olduğu için onu da çok bekletmek istemiyoruz. Acıkmasın, bebiş huzursuz olmasın. O yüzden bir restoranda şu an yemeğe geçiyoruz. Şimdi ablamları ve Arya kuşu almaya anneme geçiyoruz. Oradan hep birlikte yemeğe zıplayacağız. Ay iyi durur. Haydi bakalım. Evet, biz yemeğe geldik. Ondan sonra Aa, dur sana çevireyim, hatıra kalsın. Evet. Çınar Efe, seni çok seviyorum. Ay ya. Olduğun zaman bu videoyu izle. Ya. Elini. Kaşarlı mantar faul. Arya ilk defa somon yiyor. Hadi bakalım. Ne tadı ne oldu? Arya? Sevmedi. Bye bye. Versene lan. Mam mam mam. Bye bye. Alkış. 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 Zevda. Alkış. Abu bu 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 bu. Yakalayacağım. Bu şuna bak, bu şuna. Tamam. Heyecanlandı. Arya'yı görüyor musun şu an bilmiyorum. Küçük kafalı. Keyif yapıyor ya reis. Arya! Arya kuşum, ne yapıyorsun? Arya! Hadi bye bye. Evet. Biz yemeğimizi içtik, sohbetimizi ettik. Şimdi de dondurma yemeye gidiyoruz. Evet. Gece bitmedi, gece daha yeni başlıyor falan. Yeni arkadaşlarımızla akıyoruz Bursa'da, Bursa geceleri. Balat'a gidiyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Balat'ta bir dondurma keyfi yapıp evlere dağılacağız. Masada çok sohbet edemedik sizinle çünkü biraz kendi içimizde hasbihal yaptık. Öyle. Bugün de böyle geçiyor. Ya, ne oldu, enerji mi bitti? Evet, Bursa'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Arya kuş. Uykun mu geldi? He, uykucuk geldi değil mi? Buraya da geldik. İlk şefe. Bir çay kahve yaptık. Şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hiçbir gün. Hiçbir gün. Bu sefer başka bir yerlere gidiyoruz. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? İlk gezmelerimizi yapıyoruz Bursa'ya geldiğimizde. Aa bak çıktı bak. Ana fare var. Korktu şu an hayvan. Evet korktu. Gel. La oraya sıkıştı zaten o, gel. Çıkacak. Geçersin bu arada, geçersin gel. Koş. Aa kaçtı gitti bak. Evet, bize geldik. Burada yine çay kahve, ufaktan şöyle bir çayları demledik. Çaylar koyacağız. Kahve fincanlarımızı artık Zehra yine hemen ayarlamış. Illuminati Zehra. Illuminati Zehra. Bunları ayarlamış. Takılacağız bizim balkonumuzda. Evet, bugünü de güzel güzel dolu dolu sizlerle birlikte geçirdik arkadaşlar. Gayet güzel ve gayet keyifli bir vlog olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında daha farklı şeyler illaki sizlerin karşısına çıkacak. Bursa'ya taşındığımızın ilk normal vlogu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Devamında daha bir sürü güzel vloglar sizlere bekliyor. İzlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.